Arkadaşlar merhabalar. Tekrar testinde artık 60 ile 70. sorular arasındayız. 7. gündeyiz. Bugün yarısı problem olacak, yarısı kümeler olacak. Artık yarından sonra da kümeler, e, sayma olasılık, e, fonksiyon, polinom şeklinde gideceğiz. Sona doğru geliyoruz. Serhat yürüyen merdivenle üst kata sabit bir hızla çıkıp aynı hızla tekrar alt kata iniyor diyor. Çıkarken merdiven yardım edecek. Çünkü arkadaşlar... Soruda dediğine göre yukarı doğru sabit bir hızla hareket ediyormuş merdiven. Aşağı inerken de o zaman hani soruyu okurken bile yorum yapabilirim. Merdivenin hızı biraz engel olacak Serhat'a. Çünkü hayal edin zihninizde biz merdiveni nasıl neden kullanıyoruz yürüyen merdiveni? Çünkü arkadaşlar yukarı çıkarken daha kolay çıkalım diye ya da aşağı inerken daha hızlı inelim diye. Ama ters yönde hareket edersek eğer merdivenden daha hızlı olmazsak merdiven bizi ters yöne doğru sürükler. Dolayısıyla bu inebildiğine göre demek ki merdivenin hızından daha büyük arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir denklem kurmamız lazım. Çünkü Serhat yukarı aşağı indiğinde toplam 80 adım atıyor. Ama merdivenin adım sayısı daha doğrusu basamak sayısı 30 tane. O zaman bu durum nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar bakın. Zaman üzerinden gideceğim burada. Serhat'ın kendi hızı var. Merdivenin kendi hızı var bilmiyoruz ve toplamda 80 adım 80 adım atmasına rağmen 30'lar 30'lar çıkıp iniyor. Dolayısıyla 30 çıktığında ki süre bu kadar. T1 diyelim buna. Sonra 30 indiğinde merdiven sayesinde çıktı, merdiven engeliyle biraz böyle yavaş inecek. Bu ne kadarlık süre? 80 adım attı ya. 80 tane basamağı kendi hızıyla vs kadar sürede almış oldu. Bakın eşittir t diyelim buraya. T1 artı t2 t'ye eşit. Neden? Çıkarken bir süre, inerken bir süre bunların toplam süresi sonuç itibariyle Serhat adımlarına atıyor. Bir yol alıyor. O aldığı yol 80 adımlık. Sadece gittiği yol 30 artı 30'luk 60'lık bir yol oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir denklem kurmalıyız burada zamanların üzerinden gittim ben. Şimdi payda eşitlediğim zaman 30 vs eksi 30 vm artı 30 vs artı 30 vm ee, şöyle aşağıya da yazarsam vs'nin karesi eksi vm'nin karesi eşit arkadaşlar 80 bölü vs'ye. Şimdi burada 30 vs 30 vm giden var mı? Evet bu 30 vm'ler gitti. Sonra arkadaşlar içler dışlar çarpımı. 30 vs. 30 vs daha 60 vs çarpınca 60 vs kare eşittir. 80 vs kare eksi 80 vm kare. Buradan da 80 vm kare eşit oldu. 20 vs kareye her iki tarafın kare alırsak daha doğrusu önce böleyim 80 ile 20'yi. 4 vm kare eşittir vs kare. 2Vm eşittir Vs. Bakın Serhat'ın hızı, merdivenin hızının iki katı oldu. Tehlikeli bir soru kabul ediyorum. Bunu belki böyle ezber yöntemlerle yapanlar da olabilir. Şimdi her soruda da ezber yapmayalım. Sonuçta ben yorum öğretmeye çalışıyorum size. Ee, bazı böyle pratik kurallar falan oluyor ama ÖSYM bize genel itibariyle güzel yorumlar soruyor arkadaşlar. O yüzden de hangi soru modeli çıkarsa çıksın yapabileceğimiz bir hale gelelim. Sonra zaten sınav esnasında şıklardan gitmek o an attık tuttu falan onlar artık kader kısmet işi. Bunu bu şekilde çözmüş oldum. Yine de soruda dediğim gibi belirtmek istediğim şey hız problemlerinde ya hız ya zaman ya yol üzerinden gideceksiniz. Burada değişmeyen tek şey toplam zaman dilimi. Sonuç olarak ben yürürken ne kadar zamanda çıktığını bilmiyorum. Aşağı inerken ne kadar zamanda indiğini bilmiyorum ama toplam süreyi biliyorum arkadaşlar. Ve neden 80 adım attığı halde toplamda 60 adım atmış oluyor? Çünkü arkadaşlar aşağı inerken vakit kaybediyor merdiven yukarı çıktığı için. Sebebi de bu. Gelelim 22. soruya. Aslında 22. soru testteki 22. soru ama gerçekte bugün yaptığımız ikinci soru. Bir iş yerinde çalışanlar 36 kişilik ve 48 kişilik iki gruba ayrılıyorlar. Her iki gruba incelenmek üzere eşit sayıda dosya veriliyor. Verilen dosyalar grup içerisindeki çalışanlar tarafından eşit olarak paylaşılıyor. Paylaşımdan sonra her gruptan üçer çalışan dosyaları yanında götürerek yıllık izne ayrılıyorlar. Son durumda iş yerinde kalabalık olan gruptaki dosya sayısı diğer gruptaki dosya sayısından 3 fazla olduğuna göre bu iki gruba toplam kaç dosya dağıtılmıştır? her iki gruba eşit sayıda dosya veriliyor ya. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Başlangıçta şunu deyin. 36x eşittir 48y. Haliyle ne yapacağım burada arkadaşlar ben? Ee, 36x ile 48y de kesirlerle uğraşmamak için 36 ve x 48'in o OK kekine bakarım. Yani daha doğrusu hani isterseniz paydaları kaçta eşitlenir de diyebilirsiniz. Bazen o OK kek deyince çünkü irite ediyor bazı arkadaşları. 36 ile 48'i kaçta eşitleriz? 144. O zaman burada kişi başı 4A tane. Burada da kişi başı 3A tane dosya alınırsa ikisinde de bakın gerçekten toplam 144A tane dosya alınmış olur. 144A bir tanesi, 144A bir tanesi toplam dosya sayısı 288A. Bu toplam dosya sayısı arkadaşlar. Çünkü birisi bu kadar alıyor, birisi bu kadar alıyor. Aldıkları dosyalar eşit. Şimdi 3 tane çalışan gitmiş. O zaman kaç tane çalışan kaldı? 33. Her biri 4 A tane aldığına göre 132 tane 132 A tane dosya almış oldu. İkincisi de 48 eksi 3'ten 45 kişi kaldılar. Her biri 3 A tane alıyor. 45 çarpı 3'ten 135 A tane dosya alıyor. Biri diğerinden kaç tane dosya fazla aldı? 3 A. Peki soruda ne diyor? 3 fazla diyor. He, demek ki A buradan 1'miş arkadaşlar. Böylece yerine yazarsak 288 tane dosya aldı. Toplam bu insanlar C şıkkı oldu bu da. Evet, bakalım şimdi. Bir işe başvuranları yazılı mülakat ve performans değerlendirmesi yapılarak her bir değerlendirme geçti ya da kaldı şeklinde sonuçlandırılacaktır. Bu işe 40 kişi başvurmuştur. İşe başvuranların kabul edilebilmesi için en az iki değerlendirmeden geçti sonucu alması gerekir. İşe başvuranlar toplam 60 geçti sonucu almışlardır. İşe başvuranlardan hiçbiri 3 değerlendirmeden de kaldı sonucu almamasına rağmen 16 kişi işe alındığına göre 3 geçti sonucu alan kaç kişi vardır? 16 kişi işe alındığına göre arkadaşlar hiçbirisi de 3 değerlendirmeden kaldı almamış. O zaman kalanlar kaç tane evet oyu almış olur? Yani kal geçti oyu daha doğrusu bir tane. O zaman burada kalanlar birer tane e, geçti oyu alıyor. E, geçenler de 2 geçti veya... 3 geçti oy alıyor. o zaman söylüyorum bakın 16 kişi işe alındığına göre burada o zaman şöyle bir durum var 24 kişi bu işe alınmadı haliyle 24 kişi aslında bir tane geçebilir oyu almış çünkü e, hiçbirinden kalan yok ama madem bu adam geçemiyor veya kadın geçemiyor demek ki birer tane aldılar artı x kişi 3 tane oy aldı geçmek için 16 eksi x kişi de bu arada neden 16 eksi x kişi dikkat 24 kişi kaldı dedik. Neden 16 kişi geçtiği için. X kişi 3 tane oy aldı. Kalan 16 eksi x kişi de arkadaşlar kaç tane oy almış olacak? 2. Ve bunlar toplamda 60 tane geçti oy aldı. Böylece 3x artı 32 eksi 2x artı 24 eşittir 60. X eşittir 60 eksi 56 oldu. X buradan 4 oldu. Ee, bir tane soruda ben böyle aşırı uzun yapmışım dün. Ee, hatta ilk soru olabilir. 6. günün ilk sorusunu. Evet o gözümden kaçmış kusura bakmayın ama bu denklem sorularında arkadaşlar mesela bundan ben eminim. Ben böyle çözerim bunu. Zorluğu, kolaylığı, uzunluğu kısalığından bağımsız söylüyorum. Ben mümkün olduğunca size denklem kurabiliyorsam arkadaşlar denklemden çözmeye çalışıyorum. O yüzden de Denklemden çözebileceğim için e, bunu seçiyorum eğer daha pratik daha kısa yol varsa konu anlatımlarında zaten bahsediyorum ancak yorum sorularında mümkün olduğunca arkadaşlar uzun olmasından bağımsız ben size sınavda kesinlikle genelde kullanabileceğiniz yöntemler söylemek istiyorum arkadaşlar buna da devam edeceğim bu yüzden de yorum sorularında çok süreye takılmıyorum bir soru bazen gerçekten 3 dakika falan sürebiliyor. Yaşları artışık 3 çift sayı olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılıyor. Eğer aynı para 2 yıl sonra yine yaşlarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırılacak olsaydı en küçük kardeşin payı 1 bölü 3 oranında artacaktı. En büyük çocuk şimdi kaç yaşındadır? Yaşlarını bilmiyoruz. Ee, K diyelim arkadaşlar küçük olanın yaşına. Ortanca ardışık 3 çift sayı olduğu için K artı 2, K artı 4 olacaklar. Şimdi sonra 2 yıl sonra küçük K artı 2, K artı 4, K artı 6 olur. Bunları topladığımız zaman 3K artı 6 başlangıçta bunların her birine M diyelim tamam mı? Hani sonuçta 3, 4, 5 ile orantılı dediğimiz zaman 3M, 4M, 5M diyoruz ya aynı yorum böyle yaptım. Dolayısıyla arkadaşlar 3K artı 6M neye eşit oldu? Toplam paraya T diyelim ona. Haliyle buradan m t bölü 3k artı 6. Yani şu küçük çocuğun aldığı para buradan ne gelecek? k çarpı t bölü 3k artı 6. Başlangıçta düşen payı bu. İkinci durumda 3k artı 12. Buna da l diyelim. Hani bu bu kadar L alacak. Bu bu kadar L alacak. Dolayısıyla toplam bu kadar L eşittir toplam para. Yani L buradan T çarp T bölü 3K artı 12 çarpı e, ne diyeceğiz? K artı 2. Başlangıçtaki toplam paranın K bölü 3K artı 6'sı başlangıçtaki durum bu. İkinci durum bu. İkinci durum 1 bölü 3 oranında artmış. Bu ne demek? Şimdi şöyle düşünün. İlki 3 x ikincisi 4x demek. Yani ikincisi birincisinin 4 katı demek. Ya da 30'sa İkincisi bakın 40 gibi düşünün. 3'te 1'i 10, 10 daha 30, 30 10 daha 40 oldu söyleyemedim bir an pardon. Haliyle 40 olmuş oldu. Dolayısıyla bu mantıkla ikincisi yani ikincide kazanacağı para şöyle sadeleştirirsem bunları KT bölü 3K artı 6 şeklinde 4 bölü 3 olmalı. Buradan da T'ler gitti. 4K artı 8 bölü 3K artı 12. Eşittir diyeceğiz. Ee, şey yanlış çarptım pardon. 4 ile burayı çarpacağım. 4K bölü 3K artı 6 eşittir diyeceğim. 3K artı 6 bölü 3K artı 12 arkadaşlar. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yapacağız. Şöyle yapayım. 9K kare artı 36 artı 36K eşittir. 12k kare artı 48k oldu. 3k kare 12k eksi 36 eşittir 0. k kare artı 4k eksi 12 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Buradan da şimdi k artı 6 ve k eksi 2 geldi. k 2 oldu. K 2 olduğuna göre bizden en büyük çocuğun şimdiki yaşını istiyor en büyük çocuk şu an bakın 2 artı 4'ten 6. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Yani doğru orantı sorusu ama biraz işin içine çarpanları ayırma özdeşlik denklem gibi girdi yani. Evet geldik buraya. Berfin bir iş gününde 4 saat çalışarak 6 günde. Kardelen ise aynı iş gününde 6 saat çalışarak 3 günde bitirebilmektedir. Berfin ile Kardelen bu işe beraber başladıktan bir gün sonra Kardelen işi bırakıyor ve kalan işi Berfin tek başına tamamlıyor. İşin tamamı için 300 TL Berfin ve Kardelen'e yaptıkları işle orantılı olarak dağıtıldığına göre Berfin'in 1 saatlik emeğinin karşılığı kaç TL'dir? 4 çarpı 6'dan Berfin'in 24 saatte bitirdiği işi 6 çarpı 3'ten Kardelen 18 saatte bitiriyor arkadaşlar. Bu işçi problemi sorusu. Toplam bitirdiği süreye baktım o yüzden. Haliyle 24 ile 18 nedir? Ters orantılıdır. Çünkü arkadaşlar ne kadar hızlıysan o kadar çabuk bitirirsin. Ne kadar kapasiten azsa o kadar iş uzun sürer. Dolayısıyla 24 ile 18'in o keki 3'tür. Bunu 3K, bunu da 4K diyeceğiz kapasitesine. Bu berfinin kapasitesi. Bu da arkadaşlar kardelenin kapasitesi. Ve kapasite ile süreyi çarparsanız arkadaşlar işi bulursunuz. Yani iş 72K. Şimdi 72K'lık işi başlangıçta birlikte bir gün çalışıyorlar. Bir gün Kardelen 4 saat çalışıyor. Kapasitesi neydi bunun? Şey, e, Berfi'nin pardon 3K. 3K çarpı 4'ten 12K'lık iş üretiyor. Geldiğimiz zaman Kardelen günde 6 saat çalışıyor. Kapasitesi 4K. O zaman bir günde 24K iş üretti. 4K çarpı 6 saatten. Artı kalan işi Berfin günde 4 saat 3K kapasiteyle günde 12K'lık iş üreterek T günde bitiriyor. Böylece 36K kaldı. Sol tarafa burayı atınca 12 Kt T de buradan 3 oldu arkadaşlar. Şimdi artık ne söyleyeceğiz bakın. 12K'lık iş yaptı Berfin başlangıçta. Bir de sonunda 36K'lık bir iş yaptı. Ee, 3x12K'dan gördüğünüz gibi. 48K'sını işin Berfin halletti. Ne kadarını Kardelen halletti o zaman? Toplam 72K olması için bu kadarını. He. Yaptıkları işle orantılı alacaklardı parayı. O zaman 48K, 24K birisi diğerinin iki katı. Yani 300'ü 3'e bölersem 100 TL'sini bu alır, 200 TL'sini Berfin alır. Bakın yaşları ilatman, yaş nereden çıktı? E, yaptıkları işle doğru orantılı aldılar. Sonra Berfin kaç saat çalıştı toplamda? 1 saatlik emeği diyor ya. İlk gün arkadaşlar kendi başına kaç saat çalıştı? 4 saat çalıştı. Sonra her gün 4 saatten toplamda 3 günde kaç saat çalışır? 12 saat. Neden? 3 gün dedim, T'yi 3 bulduk. 1 günde arkadaşlar 4 saat çalışıyor Berfin. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten 12 saat çalıştı. O zaman x TL emeği olsun. 200 bölü 16 geldi arkadaşlar. Bu da 12.5 yaptı. C şıkkı oldu. Bu şekilde problem sorularını bitirmiş olduk. Şimdi gelelim kümelerle ilgili yapacaklarımıza. Tabi 10 soru 10 soru dedim ya o yüzden konu ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Nasıl ki diğerlerinde de temel kavramlar bölme bölünebilme birlikte baktık. Burada da problemin 5 tanesi buraya kaldı. 5 tane kümeleri de burada çözeceğiz. 32 kişilik bir grup 3 yabancı dilden en az birini bilenlerden oluşuyor. En az biri küme sorularında yani dışarıda eleman kalmıyor demek. Evrensel kümede şurada hiç yapmayanlar 0 demek. İngilizce bilen herkes Almanca bilmekte. İngilizce bilen herkes Almanca bilmekte. Fakat İngilizce bilenlerin hiçbiri Fransızca bilmemektedir. İki yabancı dil bilenler 17 kişi olduğuna göre bir yabancı dil bilen kaç kişidir? Sorunun çözüm şekli gayet basit aslında ama ben size bir malum yorum öğretmek için çözüyoruz. Burada bir yorumdan bahsedeceğim. Bakın İngilizce bilen herkes Almanca biliyorsa Almancanın altındadır. Alt kümesidir İngilizce. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben zihnimde şöyle canlanıyor bu Fethiye'de İngilizler var işte. E, neredeyse o Fethiye'nin belli bir kısmı hep İngilizlerden oluşuyor. E şimdi o bölgedeki İngilizlerin hemen hemen hepsi Türkçe biliyor. Ama biz tabii ki bütün Türkler olarak İngilizce bilmiyoruz. Yani daha büyük olan daha rahat gibi. Bilmek zorunda değilim hissiyatı veriyor bana. Ama benim altımdaki herkes, hani benim boyun durumun altındaki herkes bu işi yapacak gibi. Ben istemezsem yapmam. Patronize bir durum gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla benim böyle aklımda kalıyor ve İngilizce bilen herkesin Almanca bildiği durumu böyle gösteriyorum. E, aklınızda böyle kalabilir. Bu rahat patron, bu da bunun altında. Dolayısıyla bu durum bu. İngilizce bilenlerin hiçbiri Fransızca bilmiyorsa Almanca ile kesişiyor olabilir ki gösterelim, kesişebilir çünkü. Ama İngilizce ile kesinlikle kesişmeyecek. O zaman iki dil bilenler neresi? Buraya A diyelim, şuraya da B diyelim. Bakın iki dil bilenler A artı B. Yani burası 17. Tek dil bilenlerin bölgesi. Bakın sadece Almanca bilen burası gördüğünüz gibi C. Ve sadece Fransızca bilen buraya da D diyelim. O zaman zaten şöyle oldu. Hiç açıkta bölge kalmadı. A artı B artı C artı D zaten sınıfın tamamı 32. A artı B'yi 17 bulduk. C artı D de buradan 15 geldi. C ve D de yalnız bir dile bilenler arkadaşlar. Bu da bu şekilde olmuş oldu bakın. A b e evrensel kümesinin alt kümeleridir. SA, 2B A 2 b kesişim A'nın tümleyeni. B kesişim A'nın tümleyeni bilmek zorundasınız. B fark A'dır arkadaşlar. Bir tanesi aynı kalıyor, diğeri tümleyenli oluyor. Böyle yapıyorduk. B fark A'da B aynen kalır, A tümleyenli olur. A fark B olsa A aynı kalır, B arkadaşlar tümleyenli olur. Tamam mı? Bunu böyle söylemiş olayım. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Bu bilgileri vereyim ben size. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek arkadaşlar demorgan kuralları gereği A birleşim B'nin tümleyenidir. Bu tümleyen her bir bileşene dağılır. Tamam mı? Hakikaten bakın A'nın tümleyeni bu olur. Birleşimin tümleyeni kesişimdir. B'nin tümleyeni de bu olur. O yüzden sorularda şu A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni gördüğümüzde artık bu aklınıza gelmeli. E ve B fark A zaten o demiş 4 diye. S 20. B'nin tümleyeni birleşim A nedir diye sormuş. Küme sorularında size tavsiyem bir küme çizin. Bakın şöyle A, B. A birleşim B'nin tümleyeni neresi arkadaşlar? Tabii ki en dış. B fark A neresi? Şöyle harflendireyim. Burası B olsun tamam mı? O zaman B fark A'ya B dersem A'nın tümleyeni kısım B'nin tümleyeni ne oldu? B artı 4. Demek ki A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni de A birleşim B'nin tümleyeni. Yani A birleşim B'nin dışında kalan her yer. Bu yüzden bakın B artı 4 geldi. Sonra B kesişim B fark A zaten demiştik. B olacak. O zaman A'nın tamamı da buranın tamamı 2B oldu. Bak kümenin tamamı geldi artık. Burası A kümesi. Boşlukta kalan zaten B A birleşim B. E bu da A birleşim B'nin tümleyeni. Böylece 3B artı B artı 4 eşitleri 20'den B arkadaşlar 4 olmuş oldu. B'nin tümleyeni birleşim A demek. Ne demek? Onu görelim şimdi. Şu... Zaten B harfini 4 bulduğumuz için B neresi demiştik? B fark A'nın olduğu yere 4 demiştik. Bakın B'nin tümleyeni demek arkadaşlar. B kümesi kalan hariç her yer demektir. Şimdi biz buraya bilmiyoruz da harflendirerek söyleyeyim bakın. Buraya x bölgesi dersem şurası. Sonra buraya da dışarıya da en dışa da y dersem x artı y arkadaşlar b'den kalan hariç her yerdir. Yani b'nin tümleyendir. Dolayısıyla şu bölgeyi taradığınız an böyle işte size b'nin tümleyeni oluyor. Bir de buna a'nın kendisini ekleyeceğiz. E a zaten arkadaşlar burası. Fark ettiniz mi? Şu an taramadığım sadece neresi kaldı? B fark A kaldı. B fark A hariç her yeri taradım. O zaman bizden B fark A hariç her yerin toplamını istiyormuş. E zaten B fark A 4 olduğuna göre geriye arkadaşlar 20 kişiden kaç kalacak? 20 kişi neden dediysem. 20'den kaç kalacak? 16 kalacak. B'nin farkı A hariç her yer sorulduğu için bu gelmiş oldu. Elemanlarından herhangi üçü ardışık doğal sayı olmayan kü kümelere üçsüz kümeler diyelim. 1 2 5 7 kümesi ardışık 3 doğal sayı içermediği için bir üçsüz kümedir. Buna göre A 1 2 6 5 7 8 10 11 kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi üçsüz kümedir demiş. Fena bir soru değil. Güzel. Bakın şimdi. Ee, şöyle burada zaten ardışık sayıların olduğu durum 5, 6, 7, 8'den kaynaklanıyor. Ben şöyle düşüneceğim o zaman. Tüm durumlardan sadece 5, 6, 7'nin olduğu 5 elemanlı alt kümeleri, sadece 6, 7, 8'in olduğu 5 elemanlı alt kümeleri ve 5, 6, 7, 8'in birlikte olduğu alt kümeleri çıkarırsam istenen durum olur. Çünkü 5, 6, 7 ardışık 3 sayı. 6, 7, 8 ardışık 3 sayı. 5, 6, 7, 8 de hem 5, 6, 7 var hem 6, 7, 8 var. Yapıyorum bakın tüm durumlar. 8'in 5'lisi. Eksi. Sadece işin içinde 5, 6, 7'nin olduğu ama 8'in olmadığı. Çünkü 8 olursa şu durumu da sağlatmış olur. İki kere aynı şeyi saymayayım diye bir kere saymak için, hata yapmamak için, fazladan çıkarmamak için 5, 6, 7'nin olduğu durumlar. Yani 4'ün ikilisi yanına 2 iki tane sayı ekleyeceğim. 10, 11, 1, 2'den 2 tanesi gelir. Eksi. 6, 7, 8'in olduğu yine kalan 4 sayıdan 2 tanesini yanına yerleştiririm. Hem 5'in hem 6'nın hem 7'nin hem 8'in olduğu durumda yanlarına bunun sadece 5 elemanlı olduğu için 1 eleman hakkımız kaldı. 4'ün 1'lisi kadar yerleştiririm. Böylece 8'in 5'lisi 56 olacak arkadaşlar. 4'ün ikisi 6, 6 bu da 4. 56 eksi 16'dan 40 oldu bu güzel sorunun cevabı. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerini oluşturduğu 22 kişilik bir toplulukta yani hiçbirini bilmeyen yok demek. Almanca bilenlerden hiçbiri başka dil bilmemektedir. Almanca bilenlerden hiçbir başka bir dil bilmemektedir mi? Ha tamam Almanca bilenler sadece Almanca biliyor. Bu toplulukta Fransızca bilmeyenler 13, İngilizce, Almanca ya da Fransızcadan sadece birini bilenler 17 kişidir. Buna göre bu toplulukta sadece Fransızca bilen kaç kişi vardır? Görüntü burada benim için önemli. Ne anladığınız çünkü şekli çizebilmek lazım. Ben dediğim gibi küme sorularında muhakkak küme çizerim. Böyle yaptım. Şimdi Fransızca ile İngilizce ile ilgili özel bir şey söylemiyor ama Almanca bilenlerin hiçbiri diğerlerini bilmediğine göre olay bu. Haliyle arkadaşlar şuraya A diyelim, buraya B, buraya C, buraya D. Fransızca bilmeyenler ne demek? Fransızca bilmeyenler C artı D demek. Yalnızca İngilizce bilenler ve yalnız Almanca bilenler. Bu 13 kişiymiş. İngilizce, Almanca ya da Fransızca bilenlerin sadece birini bilenler. O zaman sadece birini bilen A, sadece birini bilen C, sadece birini bilen D olur. Bu da 17'ymiş arkadaşlar. O zaman buradan C artı D 13 olduğuna göre A'ya otomatik olarak 4 kaldı. 4 de buradan zaten A'ya eşit işte olduğundan sadece Fransızca bilenleri bulduk. Doğru anlarsanız ve doğru yerleştirirseniz bakın soru ne kadar kolay. Bir sınıftaki öğrenciler öğle yemeğini sınıfça bir lokantada yiyorlar. Pide isteyen erkek öğrenci sayısı lahmacun isteyen kız öğrenci sayısının iki katına eşit. Ve sınıf mevcudunun 1 bölü 4'ü kadardır. Lahmacun isteyen erkek öğrencileri ile pide isteyen kız öğrencilerin sayı toplamı 15'tir. Her öğrenci lahmacun veya pideden yalnız birini istemiştir. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Bakın burada gözlüklü gözlüksüz soruları gibi ee, lahmacun isteyen ve bir tane isteyen pide isteyen kız erkek gördünüz mü? Tabloyu böyle oluşturacağız. Şimdi burada artık harflendirelim. Lahmacun isteyen erkek öğrencileri ile pide isteyen kızların toplamı. O zaman buraya x desem... Buraya 15 eksi x derim. harf harfi kullanmaya çalışayım. Sonra ee, lahmacun isteyen kız sayısına y diyelim. Pide isteyen erkek öğrenci sayısı o zaman bunun iki katıymış. 2y bir de pide isteyen erkek sayısı tüm sınıfın yani 3y artı 15'in dörtte biri kadardır diyor. Haliyle 8y eşittir 3y artı 15. Y arkadaşlar 3 geldi. Sınıf mevcuduna 3y artı 15 demiştik, topladık bunların hepsini. Böylece 3 çarpı 3 artı 15'ten 24 tane insan oldu. Dolayısıyla burada çözmem gereken soruları herhalde bitirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar, artık 70'ten sonra devam edeceğiz. Böyle bir 10 soru çözdük. Aslında yine bunları çözerken de çaktırmadan problem çözüyormuş gibi olduk. Ko tabii ki bunları yaparken biraz konuları bilmek gerekiyor. Yani hocam iş kümeler bilmiyordum. O yüzden anlamadığım durumu olmasın. Güzelce eksiği olan arkadaşlarımız varsa e, onları çalışmaya devam edecekler. Ben biraz daha bitirdiğinizi varsayarak şu an e, hazırladım bunları. Ama tabii ki bunları kaldırmayacağım bu sene boyunca. Siz Ocak'ta bitirirseniz Ocak'ta bakarsınız. Aralık sonunda bitirseniz Aralık sonunda bakarsınız. Sorun değil. Ama TYT'yi bence bir an evvel bitirip aradan çıkartın. Çünkü arkadaşlar AYT'de çok iyi gitmeniz gerekiyor. Birçok öğrenci TYT'de sıkıntı yaşıyor ama asıl iş AYT'yi iyi yapmaktan geçiyor. Sınav o gün uzun sürebilir. Beklediğinden daha fazla sürer belki. Türkçe soruları zorlanabilirsin, stres olabilir insan. Bu tarz şeyleri TYT'de böyle hata hakkımızı kullanıp AYT'ye çok hata şansı bırakmamak lazım. Çünkü mezun öğrencileri hariç herkes e, ilk defa girmiş oluyor arkadaşlar ve o ilk defaki hak e, hata hakkımızı TYT'de fazlasıyla kullanmış oluyoruz. O zaman AYT'de çok iyi bilgimize güvenerek, yorumumuza güvenerek girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda iyi çalışmalar.